İyi akşamlar değerli izleyiciler. Halk TV ekranlarından merhaba. Çok teşekkür ediyorum bu akşam da bizimle birlikte olduğunuz için. Sevgili İsmet Demirdoğan'la birlikte huzurlarınızdayız. İsmet abi hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Çok değerli bir konuğumuz daha var. Bugün hem seçim kampanyasını konuşacağız hem de aslında Türkiye'nin gündemi biraz yavaş yavaş artık seçim bildirgeleri açıklandıktan sonra kendi rutinine de dönmeye başladı. Biraz Türkiye gündemini de konuşacağız. Elbette seçim bildirgelerinden hareketle. Değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Veli Ağbaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Koşturmaca başladı herhalde, evet. Değil mi? Aslında bizde daha önce başladı. Türkiye'de ilk başlayan grup sizinki. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi belki bizim hem diğer siyasi partiler hem de bizim açımızdan da belki yaşanmış en yaygın seçim, ön seçim yaptık. Bu ön seçim aslında 29 Mart'ta çok gündeme geldi ama savcının katledilmesi ardından elektrik kesintisiyle gümbürtüye gitti. Bu aslında Türkiye'de siyasetin önümüzdeki dönemde hem diğer siyasi partileri belirleyecek, onu da zorlayacak. Hem de bizim açımızdan da bir bağlayıcı bir yanı oldu. Ön seçim hem bizim partimiz açısından çok önemli bir sonuçlar oldu. Hem de Türkiye açısından önemli sonuçlar çok oldu. Çok samimi bir soru soracağım. Aslında bir yandan da elinizi çok rahatlatmadı mı bu iş? Çünkü kimsenin hani üzerinde fazla bir şey söyleme şansı da kalmadı. Çünkü insanlar yani, seçti. Bence öyle. Şahsen öyle oldu. Bir de tabii ek yapmak gerekiyor. Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirlerdi. Partinin önünde günlerce aday protestoları yaşanırdı. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi belki de enerjisini kapının önünde biriken protestocu grupları ikna etmekte kullanırdı. Evet. Ayrıca, şimdi sanıyorum öyle bir şey... Tabii ayrıca insanlar şimdi tabii genel merkezden adayların tespit edilmesi, zaman zaman hiç o ilin ille ilgisi olmayan adayların Ankara'dan gönderilmesi, yani sadece bizim partide belki en az yaşanıyor ama Türkiye'de diğer partide bu yaşanıyor. Bu biraz halkın üyelerin kendi seçmesi biraz adayları sahiplendi, partiyi sahiplendi. Müthiş bir heyecan verdi. İlk kez, belki yıllardan sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri kendi seçtikleri milletvekili adaylarına çalışıyor şu anda. Ve onu sahiplendi. Bu önemli bir şey. Ayrıca Türkiye'de demokrasiyi getirmeyi daha sonra partilere bir ders verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu bize her gün bindiren, her gün aleyhinizde yazı yazanların bile konuşacağı bir şey kalmadı bu ön seçim meselesinde. Biz ilk ön seçimimizi 7 Mart'ta yaptık. İçinde Malatya'nın da bulunduğu Malatya, Adıyaman, Tekirdağ gibi Mersin'de 7 Mart'ta yaptık. Ardından 20 Mart'ta yaptık ve 29 Mart'ta yaptık. Aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz daha erken çıktık meydanlara. Bu ön seçim meselesi çok önemli bir mesele. Yani ben yıllarca aday olmuş, merkez yoklaması aday olmuş biri olarak söylüyorum. Hem adaylar açısından çok değerli bir şey. Bakın hiç genel merkezde o süreç içerisinde birkaç il hariç incin top oynuyordu genel merkezde. Niye? Herkes kendi sahasına gidip çalıştı. Ben genel başkan yardımcısı olarak ön seçime girdim. İşte ay 20'sinde gittim, 7 Mart'a kadar hiç nefes almadan Malatya'da köy köy, ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle gezdim. Bu sadece bize mahsus değil, İstanbul'da aylar öncesinden başladı. Tekirdağ'da aylar öncesinden başladı. İzmir'i, işte genel başkanın ön seçime girmesi, hele hele genel başkanın ön seçime girmesi bizim açımızdan, Türkiye açısından da çok kıymetli bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir siyasi parti kanununa almış olduğu bir güç var liderlerin. Yani bir lider sultası var yani siyasette. Genel başkanımız o gün ifade etti. Kendi o gücü bırakıyorsun ki bunun örneğini zaten tüzük değişikliğe verdi. Aslında bizim genel merkezin belirlemiş olduğu aday sayısı yazıldığı gibi çok değil. Sadece işte İstanbul'da, İzmir'de kontenjan kullandık. Yani Diyarbakır gibi, Van gibi, Bitlis gibi, Muş gibi yerlerde ön seçim olmamasının sebebi partimizin oradaki maalesef hem üye yapsam da gücünden kaynaklanan bir durum. Güçlü olduğumuz her yerde ön seçim yaptık. Yani bir iki bir istisnada var. Onun dışında güçlü olduğumuz yerde, birinci olduğumuz yerlerin tamamında ön seçim yaptık. Edirne'den Tekirdağ'a, Kırklareli'ne kadar her yerde ön seçimle belirledik. Genel başkanın ön seçime girip çıkması bence Türkiye açısından önemli. Çünkü her türlü güç elindeyken bu gücü bırakıp kendisi üyeleri teslim etmesi müthiş bir şey oldu. Bu hepimize örnek oldu. Evet. Türkiye örnek oldu. Tek altı çizilmesi gereken bir şey. Bu ön seçim meselesi Türkiye'de diğer siyasi partilere de siyasi partilere kanuna sokar yapılmalı. Artık genel başkanın inisiyatifiyle, genel merkezin inisiyatifiyle bu iş yürümemeli. Hep söylüyoruz, bizim seçim bildirgemizde de altı çizildi. Siyasi partiler kanunu mutlaka değişmesi gerekiyor. Lider sultasına son vermesi gerekiyor ki Türkiye'de vekili halkın vekili olsun. Mecliste zaman zaman söylüyoruz, bakın
bizim dışımızda biz geçtiğimiz dönem de ön seçim yaptık. Ama bu dönem ön seçim yapılacağını bilen bütün milletvekilleri kendi ili için çalıştı. Ben yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcısı oldum. Ama Malatya'yı hiç ihmal etmedim. Yani bizim birçok milletvekilimiz Türkiye'de çok çeşitli etkinliklerde bulunurken ama hafta sonu herkes iline gitti ön seçim olacağı için. Manisa'sından Muğla'sına, Aydın'ından Trabzon'una kadar, Zonguldak'a kadar milletvekilleri geldiler. Salı, çarşamba, perşembe mesailerini yaptılar. Perşembe akşamı herkes kendisiyle gitti. Niye gitti? Çünkü örgütüyle ilgilendi. Hem örgüt hem de oradaki il de önemli. Şimdi sadece siyaset yerel bir şey sonuçta. Yani tabii sadece yerel ilgili değil. Şey. Ama bizim dışımızda, ben bunu mecliste de söylediğim için burada söyleyebilirim. Bizim dışımızdaki siyasi partiler maalesef parmak demokrasisi hakim. Özellikle İktidar Partisi'nde kürsüde söylediğim için söylüyorum. Tayyip Erdoğan dedim, el verse sadece parmaklarınızı milletvekili yapar. Çünkü sadece lazım. Sadece ona ihtiyaç. Sadece lazım. Başka bir şey lazım değil. Hakikaten öyle. Bakın, o da parmak izi için. Tabii. Oy kullanırken. Parmak izi için ve parmak kaldırırken. Kabul edin etmeyene sadece parmak. Yani imkan olsa o yapacak dedim. Hakikaten öyle. Bir de altını çizilmesi gereken bir şey daha var. Sağımızda solumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Sağında solunda. Kendini solda olduğu iddia eden partilerin de aday belirleme yöntemlerine baktığınız zaman kimin solcu, kimin sağcı bir parti olduğunu görebiliriz. Bakın biz tekrar söylüyorum. Ve bunu bütün siyasi partiler üzerine alınsın diye söylüyorum. Bizim dışımızda Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiçbir siyasi parti ön seçimli adayını belirlememiştir. Kimi adadan, kimi dağdan, kimi saraydan adaylarını belirledi. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi nereden belirledi? Malatya'daki üyesinden belirledi. İzmir'deki üyesinden belirledi. Zonguldak'taki, Manisa'daki, İstanbul'daki üyesinden belirledi. Bu önemli bir şey. Bu ön seçim göreceksiniz meclis grubuna da yansıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemki meclis grubu müthiş heyecanlı, sahada olan bir gruptu. Ama bu gelecek arkadaşlarımızla ben biliyorum ki sahada olan, toplumla iç içe olan insanlar milletvekili olacak. Bizim dışımızda tekrar söylüyorum, gördüğüm tabloyu gördüğüm için söylüyorum. Bizim dışımızda hiçbir siyasi partinin milletvekilleri, örneğin bazen zaman zaman kendi illerimizde partinin uyuşmadığı şeyler oluyor. Bunu Trabzon'da yaşadık örneğin. Bu konuda tavır koyabiliyor milletvekilleri. Ben işte Malatya'nın Kayseri ile ilgili partinin programına girmesi için Sencer Hoca'yla Sencer Ayatay'la defalarca konuştum. Yani bu biraz da bizim rahat hareket etmemizi sağlıyor. Genel merkeze karşı rahat şeyler evet. Söylememizi sağlıyor. Ya hem milletvekillerin aslında yani siyasi namuslarını koruyan bir şey böyle seçim. Doğru. Ya çok önemli kendi şey. İlleri de arkasında mı değil mi biliyor. Ya şimdi zaten 7 Haziran yaklaşıyor. Şimdi herkesin şapkası önüne düşecek evet. Ve görülecek. Mahmut Merdan demiş ki Almanya'dan selamlar sağ olun. 7 Haziran Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek ve gerçek referandumu olacak. Doğunun batı ucu muyuz? Batının doğu ucu mu? Evet. Son kararımızı vereceğiz demiş. İlhan Peris Rumuzlu izleyici sabah akşam izliyorum. Kolay gelsin demiş. Eksik olmayın sağ olun. Esengil Coşkun size soracağımız soruya onun sorusuyla atıfta olunalım. CHP'nin kaynak bütçesi iktidarın çaldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesidir. Biz şimdi duyuruyor sizin geleceğinizi duyurduktan sonra şu tarz yorumlar geldi. Veli Ağbaba açık konuşur. Kaynağın ne olduğunu Veli Ağbaba açıklasın. O mutlaka açıklar diye Veli Ağbaba'ya soralım. Kaynak açıklamadan öte aslında bir seçim bildirgesi tartışılıyor. Şimdi yani, ama kaynağa takıldı kaldı. Aslında biz takılmadık kaynağa. Doğru. Biz kaynağa takılmadık. Biz bu seçim bildirgesi bir hafta hazırlanan bir şey değil. Bu seçim bildirgesi bir ayda hazırlanan bir şey değil. Bu seçim bildirgesi aylardan beri son kurtardan beri hazırlanan bir şey. Yani yaklaşık o ekip oradaki aklımıza gelip yazmış olduğumuz bir şey değil. MHK dışında çok ciddi bir ekip çalıştı bununla ilgili. Bunların her türlü hesapları yapıldı. Her türlü kaynak tartışıldı. Şimdi bizim kaynak falan tartıştığımız yok. Ben şimdi çok heyecanlıyım. Ben bu kadar tabii arkadaşlarla yorum yaptık hemen genel başkanımızı dinleyince ne düşünüyor milletvekili adayları diye. Herkes çok olumlu buldu, çok heyecanlı buldu. Ama kamuoyunu bu kadar heyecanlandıracağını, kamuoyunu bu kadar hareketlendireceğini çok tahmin edemedik. Ki bunun etkisini hemen İktidar Partisi milletvekillerinin yandaş demeyelim de onlara yandaş hafif kalır. Haram medyası dediğimiz medyanın iki günden beri yaptığı yayınları görünce biz doğru iş yapıldığını düşündük. Çünkü bakın o kadar saçma sapan şeyler söyleniyor ki bugün bir gazetede de vardı. Kaçak saraya 5 milyar dolar veriyorsun. Hiç kaynak sormuyorsun. Ama
ne bileyim emekliye iki maaş ikramiye ki bu iki maaş ikramiye aslında çok bir şey değil. Bakın AKP iktidara geldiği zaman emekliye yaklaşık %15 zam vermiştik geldiği yıl. Bizim önerimiz şu. İki maaş ikramiye veriyoruz. Bunun anlamı şu. %16.6 zam yapıyoruz maaş, emekli maaşına. Bakın sadece bu. Emekli maaşına %16.6 zam yapacağız. Bunun anlamı bu. Niye kaynak bulamayacakmışız? Yani sen geçen yıl büyük heyecanla, büyük gizli içerisinde basına propaganda yaparak işte çılgın proje aylarca bunu işleyerek çılgın proje açıklıyorsun. Neydi? Kanal İstanbul muydu? Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'la ilgili çılgın proje açıklıyorsun. Ona kaynaksız olduğu zaman Türkiye'yi gösteriyorsun, halkı gösteriyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi fakir, gariban, evine ekmek götüremeyen emeklilere iki maaş ikramiye vereceğim deyince kaynak nerede diyorsun. Aslında bu ilk kez AKP'yi öfkelendiren şey, AKP ve yandaşların öfkelendiren şey, itiraf etmeliyiz ki biz de belki bizim 40 yıldan beri yapılan en iyi seçim hazırlığımız, en iyi seçim bildirgemiz. Yine pazar günü konuşurken bazı bizden daha büyük, daha tecrübeli abilerimiz şey dedi, o meşhur Ecevit'in Ak Günler seçim bildirgesinin çok bu kadar olumlu bir hava doğurmuştu. Bu da aynı şekilde dendi. O günü çok daha net hatırlayanlar. Bizim hazırlamış olduğumuz seçim bildirgesi de aslında genel başkanımızın grup toplantısında o meşhur noter taahhütlü emekliye iki ikramiye vereceğim deyince başta başbakanın ardından bütün AKP'lilerin ezberi bozuldu. Çılgına döndüler neredeyse. Yani sen nasıl veriyorsun diyor. Bunun anlamı tekrar söylüyorum. %16 emekliye zam yapacağız. İsmail Önen demiş ki Veli Bey sihri bozdunuz. İki maaş iyiydi. %16 az yav demiş. şimdi böyle söyleyince evet, de bir az gibi evet görünüyor. Ama iki maaş, yani iki maaş bile hatırlayın. İki maaş bile efendim Türkiye batıyor. Eğer Türkiye bu kadar rahat batacaksa o zaman ekonominin falan güçlenir de yalan. O zaman AKP'nin de yani bütün söyledikleri yalan. O günden başlayarak bize saldırmaya başladılar. Ben çok olumlu buluyorum bu saldırıları. Çok doğru buluyorum. Yani ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. Siz gazetecisiniz. Yani ben 12 yaşından beri gazete okuyorum. 12 yaşından beri gazete okuyorum. Her türlü gazeteyi de okumaya çalışıyorum. Ben bu dönemki gibi bilmiyorum. Siz daha tecrübelisiniz. Mutlaka daha iyi bilirsiniz. Bu dönemki gibi yani bu kadar yayın organı olur da yani biz partiyi tutarsınız da bu kadar işte takvim gibi, güneş gibi, sabah gibisinde vermiş. Benim açımdan hiçbir sakıncası yok. Ama çok çalıştılar. Yani, günler çok hazırlandı, uzun çalışıldı. Yani inanılmaz şeyler yazıyorlar. Hala yazmaya devam ediyorlar. Tabii ortada bir sorun var çünkü. Bir de şeyi söyleyelim. Şimdi bu iki ikramiye %16.6 oranında zamla tekabül ediyor. Yani o emekliye, emekli maaşlarına yapılacak zammın dışında zam bu. Yani bunu yanlış anlamıyor. Yani anlaşılmasın. Evet. Bu ayrıca baktığınız zaman totalde onlar. İki maaş ikramiye vereceğiz. Şimdi diyor ki bakın bir iktidara aday bir siyasi parti düşünün. Onun genel başkanı diyor ki Tahir diyor. Ben diyor eğer diyor iki maaş ikramiye veremez isem iste vereceğim diyor noter talebi var. Yine bakın 100 günde yapacaklarımızı açıklamışız. 100 günde yapacaklarımızı açıklamışız. 1 yılda yapacaklarımızı açıklamışız. Ne demişiz? Bunlar yapamaz isek siyaseti bırakacağım 100 gündeki 100 gün sonra yani 3 ay sonra 7 Haziran'dan 3 ay sonra Ekim ayında bunlar yapamaz isek genel başkanımız siyaseti bırakacağını söylüyor. O kadar basit hesaplar yapıyorlar ki örneğin diyorlar ki sen kredi kartındaki tüketici kredi kartındaki faize nasıl diyeceksin? Zaten siliyorsun. Zaten varlık yönetim şirketlerine devretmişsin bunu. Bunun anlamı şu. Bakın bu kadar fırtına kopması, bütün televizyonların, bütün tartışma programların ana konusunun bu olması ki bazıları özel talimatla geçtiğimiz dönem izlemiştik. Muhtemelen bunlar da çıkar. Hani Habertürk'ün altyazısına karışıyor, bilmem kimin çıkacağına karışıyorlar diye. Şimdi talimatla gazeteci kılığına girmiş insanlar talimatla program yapıyorlar televizyonlarda. Onun ötesinde Veli Bey, bugün Maliye Bakanı'na baktım. Televizyon geziyor. Dün de gezmişti. Bütün bakanlar geziyor. Evet. Hatta AKP'nin genel başkan yardımcıları da geziyor. İşte CHP devleti batıracak diyor. Ama bu arada doğru sesler de yükseliyor. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem İstanbul'da konuşuyor. Anlatıyor. CHP batıracak diyor. Ardından da kaynak yok diyor. Ardından da diyor ki bütün bakanların özel uçağı olacak. Evet. Bütün bakanların özel uçağı olacak diyor. Olacak. Bizim olmalı diye ne diyor hatta. Bakın olmalı zorunluluğu özel diyor. Uçak, şimdi özel uçağa kaynak var galiba. 1,5 milyar. Bu birçok şeyi karşılıyor. Başka bir şey söyleyeyim.
bakın bizim tarihimizde ki en çok yapılan örtü ödenek harcaması var. 7.1 milyar dolar. Bu bile Türkiye'nin kaynağı nerede olacağını, nasıl bulacağını çok açık gösteriyor. Bu kaynak tartışması falan boş tartışma. Yani işte dün 149,5 milyar açıkladı. Bizim öyle bir şey yok. Doğru değil. Bunu... Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi zaten. Yani bu Sayın Maliye Bakanı maliyeci olmadığı için böyle bir değerlendirme yapması çok normaldir. Ben maliyeciyim. Bütçe yapılmadan bu kaynağı zaten kimse göremez ortasında. Biz hesabımızı yaptık ama önce bütçe çıkacak. 2016 yılı bütçesini yaptığımız zaman görürsünüz neyin nereden geldiğini. Biz hesabını yaptık ama burada şimdi izleyicilerden de çok fazla geliyor. Diyor ki mesela Birsen Hanım, kaynağı öne çıkarıp itibarsızlaştırma algısı oluşturuldu. Evet. Koskoca bakan bile ertesi gün sabahın köründe canlı yayına çıktı demiş. Uyuyamadılar o gece. Muhtemelen. Pazar gecesi uyuyamadılar. Pazar gecesinden beri başta başbakan olmak üzere. AKP milletvekilleri, AKP'li bakanlar bunları geçtik. Yani bunlar tamamen kendi yazmış oldukları seçim bildirgesinde sayfaları düşüyor. Ayrıca çok böyle o kadar kötü hazırlanmış ki seçim kitapçıkları. Onun hiç kimse konuşmuyor. AKP'nin haram medyasında çalışan maaşlı tutmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgelerini okumadan bakın. O bildirgeyi okumadı o yazan pazartesi günü yazan kalemşörler AKP'nin tutmaları o bildirgeyi okumadan yazıyorlar. Birçok örneği var. Okumadan yazdıkları için ne verilir, ellerine ne verilirse ne yazılması istenirse o yazılıyor. Bizim hani führere yürümek diye bir deyim var. Evet. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Başbakan bir şey söylüyor. Orada abisi bir şey söylüyor. Bütün köşe yazarı, derneği, şimdi bazı yandaş iş adamları, iş adamı kılığına girmiş yandaş haram havuzunun ortakları da açıklama yapmaya başladı. Yakında görürsünüz. Bu açıklamaların biraz daha rahatsız ettikçe dozaj artacak. Farklı şeyler de söyleyecekler. Şimdi kaynak meselesini açıklıyoruz. Kaynak meselesinden sonra başka şeyler söyleyecek. Yani bakın Türkiye'de şu anda hem kamu yoklamaları gösteriyor. Hem AKP'liler de biliyor ki iktidarda tek parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bir siyasi parti kendi ayağına baltaya vurabilir mi? Bir siyasi parti 3 ay sonra iktidara geldiği zaman yapamayacağı şeyi söyleyebilir mi? Ki bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yani böyle bir şey söyleyebilir mi? Devletten gelmiş birisi, devleti bilen birisi. Bu konuda deneyim olan insanların yani bu programı yazan ekonomistlerimizin sadece MHK'daki arkadaşlarımız değil. Bakın Akif Hamza Çebi yani eski yerliler genel müdürü. Evet yani şimdi Akif Hamza Çebi'ye bütçe uzmanı insanlar sonuçta. Akif Hamza Çebi'ye yani inanmadığı bir şey yazdırabilir misiniz? Veya senin Sayık Böke'ye yazdırabilir misiniz? Veya yıllarca devlette müsteşarlık yapmış Faik Öztürk'a bizim diğer bürokratlara diğer bürokrasiden gelen ekonomist arkadaşlarımıza yazdırabilir misiniz? Yani bakın Sencer Hayat'a Türkiye'nin kendi alanında kendini ispatlamış önemli bir adamlarından biri. Yani bunu yazdırabilir misiniz? Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi itiraf etmeliyiz ki yıllardan sonra yani ilk kez çok ciddi hazırlanmış ve ezberleri bozan bir seçim bildirgesi hazırlandı. Biraz kimya bozuldu. Doğru. Kimya da bozuldu. Fizik de bozuldu. Ortada bir sorun var demek ki. Yani asgari ücretten vergi alınmaması, emeklilere iki maaş ikramiye verilmesi, taşeron işçiliğin kaldırılması gibi vaatler ortaya çıktığı zaman demek ki bir sorun var. Yani AKP 12 yılda sorunu çözemediğinde itiraf ediyor açıkçası aslında. Doğru. Zaten. Şimdi siz de hatırlayacaksınız. Var bir sorun demek ki. Aynı dönemde yani son 13 yıl içinde o dönem mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda biz de izledik. Siz de vardınız zaten. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nın kapatılması sırasında o çalışmalarda bu insanlar uyarıldı. Hatta Sayın Akif Hamza Çebi'nin ben yaptığı konuşmayı çok net hatırlıyorum. Bu insanları daha sonra çalıştırmak zorundasınız. Perişan etmeyin şimdi dedi. Şimdi bu 700 bin kişi bahsedilen taşeron işçilerden çoğu karayolları. 400 bin orada zaten. Bu insanlar oradan gelme ve bu insanlar devleti bilmeyen tanımayan insanlar. Evet bu insanları attılar ve şimdi o insanlar haklarını alıyorlar. Hakları için geri geliyorlar. Bakın Şinasi Polat, Ünsal Bey tüm telaş biz hiçbir şey bırakmadık rahatlığındandı. Bu adamlar kaynağı nereden buldu sorgusuna döndüler bir anda demiş. Hakikaten böyle bir korku görüyor. Bir kaynak daha bulunmuş onu da söyleyeyim. Dün Sayın Böke ile sohbet sırasında çıktı. Devlet danışmanlık hizmeti adı altında 10 milyar dolar dolayında bir parayı kimi şirketlere acaba ne danışmanlık hizmeti? Ama bu
think tank kuruluşu adı altında kurulan şirketler var. Ankara'da var, onlar, İstanbul'da onlar, var. Evet, çok onlarca, bazı 10 milyar dolar sözcüleri var. Çok doğru. Ayrıca onun dışında bakın AKP'nin yapmış olduğu kendi özel televizyonlarına, gazetelere devlet bütçesinden aktardığı rakamlar biz biliyoruz. İzleme oranına göre değil, tıraja göre değil, sadece yandaş olmasına göre şu anda içinde bulunduğumuz kanal bunun bir örneği. Milyarlık yani böyle ciddi miktarlarda reklam alıyorlar. Biliyorum. Biz bu kanalda yani, bunun sıkıntısı yani Türkiye'de en çok izlenen kanallardan evet. Bir tanesi haber kanalları. Hiç mütevazılık yapmayan en çok kanalların. Asla bu konuda evet. Tevazu gösteriyor. Özellikle haber kanallarında en çok izlenen halktır. Ama, ama aldığımız reklamla orantıladığınız tabii. Zaman toplumdaki maalesef, korkunun en net görüldüğü maalesef, yer. Evet. Şimdi örneğin tıracı 50 bin ile 100 bin arasındaki olan gazetelerin almış olduğu ilan Türkiye'nin 400 bin, 500 bin işte ne bileyim tabii. Sözcünün ilanının 28 katı. Çünkü telefon edip o Süleyman para etmedi. Tabii 28 katı. O resmi olanları söylüyorum. Yani gayri resmi olan. Alo Süleyman gönder 2 milyon demiyorum. Resmi devletin cebinden çıkan para. Hangi devletin cebinden çıkıyor? İşte bankasından çıkıyor. Halk Bankası'ndan çıkıyor. Ziraat Bankası'ndan çıkıyor. Ne tabii bankalarına. Şimdi de bir şey daha getirildi. Belki bizim bu gazeteler nasıl bizim belki Osmanlı döneminde bile Abdülhamit döneminde bile bu kadar yandaş olan gazete yoktu. Şimdi bir şey daha getirildi. Örneğin özel dediğimiz özel şirketlerde artık AKP'nin kontrol altında birçok örneğin ismini vermeyin ama bir iletişim şirketi. Evet, iletişim, en çok ortadaki o şu en anda. Çok iletişim yapısı değiştirildi. Yapısı değiştirildi gibi. Şimdi ilan verdiği yerlere bakın. İlan verdiği yerlere bakın. Dehşete düşersiniz. Sadece ilanına bakmayın. Reklamlarına bakın mesela. En son yayınlanan reklamına evet. Bakın. Bir AKP propagandası evet. Yapılıyor resmen artık. Evet. Çok açık yani, bir şekilde. Yani hiç böyle bir şey olmamıştı. Şimdi bunların kaynağını buluyorsun. Bakın başka bir şey söyleyeyim. O şirketi bir yabancılardan kurtarıp millileştirmek adı altında evet. El koydular evet. Bütün yönetimi değiştirdi. Rusları ve İsveçlileri. Hafızamız zayıf. Hatırlarsanız bir sabah 8.47'de bir telefon açmıştı bir baba oğula. Oğlum paraları sıfırla diye. 1 milyar dolar. Bakın 1 milyar dolar. 1 milyar dolar bir evden çıkabiliyorsa Türkiye'de 50 milyar bulur. 50 milyar Türk lirasını bulur. Hiç zor değil. Yani kaynakta açıklanıyor, açıklıyoruz. Her gittiğimiz yerde bundan sonra çok daha sık anlatacağız bunları. Bağdagül Avşar demiş ki sadece televizyonlarda değil, meydanlarda, sokaklarda her yerde anlatmaları gerekiyor. Son 50 güne girdik artık. Doğru. Şimdi meydanlarda geziyoruz. Bir şey söylemek lazım. Şimdi bir şeye düşmemek lazım. AKP'nin oyuna gelmemek lazım. Sadece kaynak konuşarak bizim projelerimiz aslında konuşulmasını önlemeye çalışıyorlar. Sadece örneğin sadece bizim emekliye çift maaş, asgari ücrete 1.5 milyon çiftçiye mazotu 1.5'a vereceğiz değil mi? Birçok alanda örneğin demokratikleşme konusunda, özgürlükler konusunda Türkiye'ye vaat ettiğimiz çok şey var. Türkiye özellikle 2007 sonrasından bu yana müthiş hukuksuzluk var. Burada çok konuştuk. Örneğin çok çabuk unutuyoruz. 2011'de seçimler yapılırken ki psikolojiyi düşünün. Bütün AKP'li olmayan herkesin susturulduğu, cezaevlerine atıldığı, kiminin balyoz, kiminin Ergenekon, kiminin KCK, Oda TV, askeri casusluk, devrimci karargah gibi davalarla içeri atıldığı bir dönemden geldik. Özel yetkili mahkemeler vardı. Şimdi nereye geldik? Suç, hukuk mahkemelerine. Şimdi bu mahkemeler özel yetkili mahkemelerden çok daha kötü mahkemeler. Daha hukuksuzluğun resmileştirdiği mahkemeler. Bunu kaldıracağız diyoruz. İş güvenlik paketiyle, iş güvenlikle ilgili iddialarımız var. Bunu kimse konuşmuyor. Bakın kaynak maynak diyorlar. Buradan açık çağrı yapıyoruz. Kaynak istemeyen bir şey var. Hemen yapalım örneğin. Biber gazını yasaklayalım. Hiç kaynak falan istemiyor bu. Ya bununla ilgili iddialarımız var. Çok çeşitli toplumu özellikle 2007'den bugüne kadar müthiş hukuksuzluklar oldu. Yani toplum resmen AKP olmayan herkes katledildi. Kimi zaman hukukla, kimi zaman yönetmelikle. Örneğin okul müdürleriyle ilgili yapacaklarımızı söylüyoruz. Öğretmenlerle ilgili yapacaklarımızı söylüyoruz. Bakın bu dönemde cemaate veya kendi ifadeyle söyleyip paralel yapıya operasyon yapacağız diye onları bitireceğiz dediler. Ne kadar laik Atatürkçü okul müdürü varsa hepsi görevden alındı. Bakın rotasyon getirildi çünkü. Hayır. Görevden yasayla bütün okul müdürleri. İddiayla söylüyorum. Bakın burada iddiayla söylüyorum. Bunu mecliste de söylüyorum. Burada da söylüyorum. Türkiye'de bir tek AKP'li okul müdürü kalmadı. Şimdi MHP'lisi CHP'lisi, Atatürkçüsü
layık eğitime inanan, layık ve bilimsel eğitime inanan bir tek okul müdürü kalmadı. AKP'nin kendi yandaş sendikasına üye olmayan bir tek okul müdürü yok. Bunun birkaç örneği olabilir belki. Arada gözden kaçmıştır. Gözden kaçmadı ya, bulamadıkları için. Örneğin ne bileyim bir köyde bulamadıkları için, bunu iddiayla söyleyeyim. Şimdi okul müdür yardımcılarına geldi sıra. Okul bir tek okul müdür yardımcısı kalmadı. Bunları değiştireceğiz diyoruz biz. Bakın eğitim sisteminde önemli şeyler yapacağız diyoruz. Şimdi bugün bir siyasi partinin HDP 4+4+4 kaldıracağız diyor. Kaldıracağız diyor. Şimdi yani böyle işim acaba yazacaklar mı bilmiyorum yani, köşe yazarlar veya vicdanlı insanlar söyleyecek mi bilmiyorum. Bakın 4+4+4 meclise geldi. Tek karşı çıkan, mücadele eden, kavga eden, saldırı veren tek parti var, Cumhuriyet Halk Partisi. 4+4+4'e MHP'si, AKP'si, HDP'si hep beraber full evet dedi. Bakın ben kimse reddedemez zaten. MHP Grup Başkan Vekili'nin konuşması hatırlıyorum. Şimdi MHP Grup Başkan Vekili demişti ki hayretler içerisinde kalmıştık. Bu meclis kurulduğundan beri çıkarmış olduğu en hayırlı yasa demişti. Yani bu meclis Cumhuriyet'te kuran meclis, bu meclis. Cumhuriyet'te daha hayırlı bir yasa demişti. Ama işte sonra şimdi milletvekili olamadı galiba. Evet, olamadı. Listeye koyamadılar. Yani ama bu MHP sadece bireysel bir karar değil. MHP'nin grup kararıydı. Grup kararı. MHP, HDP bu konuda yani bunu mecliste konuştuk. Maalesef bir tek hayır oyu vermediler. Full BDP'de, MHP'de, AKP'de full evet oyu verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi sadece karşı çıktı. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Bazen 2011'de bu yapıldı. İşte efendim MHP barajı yazsın. İşte CHP'den, CHP ve aileden 4 kişi ise 3'ü CHP, 1'i MHP versin denildi. Verildi. Ne oldu? Bütün kritik yasalarda MHP AKP ile beraber hareket etti. Şimdi aynı şeyi HDP için söylüyorlar. Efendim HDP barajı açsın, AKP güçsüzleşsin. Böyle bir şey yok. Bütün kritik yasalarda HDP de AKP'ye destek verdi. Bir başka şey söyleyeyim. Bütün dünyanın herhangi bir ülkesinde olsaydı yer yerinden oynardı. Hükümet kalmazdı. İnsanlar sokağa çıkamazdı. 17 ve 25 Aralık'ta yaşanan hırsızlık, ortaya çıkan hırsızlık, yolsuzlukla konuşmayan bir tek parti var. O da HDP. Bir de komisyon adam vermedikleri gibi. Meclisini çekti oradan. Meclisteki araştırma örgütlerinin hiçbirinde aleyhte konuşma yapmadan bütün konuşma haklarını AKP kullandı. Bunu söylemek gerekiyor. Şimdi ama siz söyleyeceksiniz işte bunu mecliste yaşayan sizsiniz. Bunu Cumhuriyet Halk Partili biri yapmış olsaydı yer yerinden oynardı. Şimdi sağımızdan solumuzdan Cumhuriyet Halk Partisi eleştirmekten daha kolay, dayanılmaz bir şey yok. Ama bakın geçmişte 4 yılda yaşadıklarımızı gördük. Bütün kritik yasalarda layık ve bilimsel eğitimin yok edilmesinde şimdi kampanya yapılıyor. Efendim CHP'liler HDP'ye övmesin ki baraj yazsın. Bir şeyin altını çizmek lazım. HDP'yi, özür dilerim, AKP'yi geriletecek bir tek siyasi parti var, bir tek siyasi örgüt var. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi dışında, örgütü dışında AKP'yi yenebilecek, AKP'yi geriletebilecek bir başka siyasi parti yok. Eğer diktatörlüğün çok daha uzun süre gelmesi istemiyorsanız, diktatörün daha fazla egemen olmasını istemiyorsanız, daha fazla baskının olmasını istemiyorsanız, daha fazla gözünü kaldırın diye gözaltına almak istemiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste ne kadar fazla milletvekili sokar ise Türkiye'de demokrasi o kadar güvencede olur. Özgürlükler o kadar güvencede olur. Aynen. Onun dışında soruları soralım ama yani siz meclis kürsüsü şey oldu biraz. Öyle gitmeyelim. Soruları soralım ki sevgili izleyicimiz bakın 24 tane soru bekliyor şu anda. Mesela Mehmet Ali Üstünler demiş ki yandaşların vergi haflarını kesin, 3. köprünün ve 3. havalimanının devlet garantisini iptal edin. Alın size kaynak. Maddi sol kadar manevi sola da önem versinler diye Serhan Yıldırım bir şey söylemiş. CHP sadece ekonomik vaatlerde tutmasına AKP'nin izin vermesinler. Diyor. Evet, çok doğru şey. İşte bizim sadece onu söylemeye çalışıyoruz. Sadece zaten kaynak meselesiyle biz, ama bizim bakın bizim çok önemli iddialarımız var. Özgürlüklerle ilgili, demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili birçok önemli iddialarımız var. Bakın sulh mahkemeden geldiğimiz gün kaldıracağız diyoruz. 12 Eylül devlet güvenlik mahkemeleri. AKP'nin özel yetkili mahkemelerinden daha kötü bir hukuk sistemiyle karşı karşıyayız. Bunu 41 hakim bir kişinin suçlu olup olmadığına karar veriyor. Evet, evet. Hemen tutukluyor, evet. Gözaltına alıyor, iletişimi durduruyor. Bir hakim, onu da kendileri kurdukları sistemle tayin ettiler. Şimdi çok ona şöyle de söylemek lazım aslında. Hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik programı ne? Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi alanında ne söylüyor? Ama işte insanlar ağırlıklı ona şimdi, bakıyor. Bak, şimdi artık onunla söyleyecekleri laf kalmadı.
Onlar da biliyorlar ki bu işi bilen ekonomistler, doğru, vicdanlı insanlar biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi iyi hazırlamış, dersleri iyi çalışmış, kendi vicdanlı köşe yazarları bile çok eleştiremiyorlar bu konuda. Sadece teknik birkaç şey söyleyebiliyorlar. Tekrar söylüyorum, çok iyi hazırlanmış bir seçim bildirgesi. İki günden beri o konuşuluyor. Umarım yarın başka bir şey çıkarmazlar elektrik kesintisi gibi. Ki konuşulması gereken birçok daha konu var. Bizim seçim bildirgemizle ilgili. Örneğin, çok öne çıkmadı onlar. Cemevleriyle ilgili, bakın açıkça söylüyoruz. Cemevlerini yasal ibadethane yapacağız. Diyoruz ki biz fiilen yaptık aslında onu. Belediyelerin desteği. Fiilen yaptık. 229 belediyemizde cemevlerini yasal ibadethane ilan ettik. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cemevlerinin yasal ibadethane olduğu resmi belgeye girdi. Resmi belgeler artık belediye meclislerinde, evet, artık çıktı. Resmi belgeler diyor ki cemevleri yasal ibadethanedir diyor. Şimdi taşınan işçilerle ilgili biz bir çalışma yapıyoruz. Nasıl kaldıracaksın diyorlar. Biz kendi belediyemizi, İzmir Büyükşehir Belediyemizi kaldırdık. Sanki Kazım Kurt Odunpazarı belediye başkanı oldu. Plan müçte kaldırırız diye konuşuyordu. Belediye başkanı oldu Odunpazarı'nda. Gitti kaldırdı. Toplu sözleşme yaptı. İstanbul Beşiktaş Belediyesi toplu sözleşme yaptık. Ben imza töreninde bulundum. Taşeronu kaldırdık. Yani toplu sözleşmeye grev hakkını verdik. Şimdi birçok belediyemize bunu uygulayacağız. Şimdi belediyemizde bu konuda uyguluyoruz, çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Örneğin Mersin Yenişehir Belediyemizde bir tane taşeron işçimiz yok. Hani uygulamayacak bir şey değil ki. Kendi belediyemizde uygulamaya başladık bunları. Türkiye'de uygulayacağız. İlk hayalleri tabii oluşturuldu. Yine soruya fırsat. 2-3 dakikaya girdik artık yani. Arada epeyce gitti zamanımız. Bakalım sivil toplum kuruluşlarına ilişkin bakış açısını sorar mısınız Sayın Ağbaba'ya diye sorular gelmiş. Bir de Saadettin Pınar demiş ki CHP şu seçim bildirgesini keşke 4 yıl önce açıklasaydı. Ülke bu denli çöküntüye uğramadan. Bildiri hükümeti bile heyecanlandırdı çünkü demiş. Evet. Doğru. Bu sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler. Sizin de aslında sık görüştüğünüz kuruluşlar onlar. Şimdi sivil toplum kuruluşları. Biz, ama 2 dakika zamanımız var. Sivil toplum kuruluşları çok önemsiyoruz. Biz sadece kendimizin kurdurmuş olduğu yandaş sivil toplum örgütleri değil. Yani bu baroların, sendikaların, özellikle memur sendikalarının iktidarın baskısının altından kurtulmasını istiyoruz. Bakın Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük problemlerden birisi de bu. Yandaş sendikalar. Önce yandaş basın vardı. Şimdi yandaş sendika, yandaş köy dernekleri, yandaş düşünce kuruluşları ki 10 milyar dolar dediğiniz şey abart değil. Bütün hem yönetimler de bunu uyguluyorlar hem de yandaş düşünce kuruluşu, TikTok dedikleri kuruluşlarla birlikte bunlara çok büyük kaynak aktarıyorlar. Biz bunu keseceğiz. 10 milyar doları keseceğiz geldiğimiz gün. Sivil toplumun yaygınlaşması gerekiyor. Bir Türk bir ülkede demokrasinin ölçüsü insanların ne kadar bir derneğe, bir sivil toplum kuruluşa üyeliğiyle aslında ölçülür. İsveç'te bu bir kişinin üye olduğu dernek sayısı tam şimdi rakam hatırlamıyor mu? Sanırım 10'a yakın. Türkiye'de 0.5. Soruyorlar. Malatya'da sorduk birine. Herhangi bir derneğe üye misin? Şükürle orası yok değilim dedim. Yani bunu aşmak lazım. Bu da sivil, özgürlükçü, demokrat bir anlayış olur. Bununla getirdik tek parti var Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi artık programın örgütlü sonuna toplum, geldik. Asıl olan örgütlü tabii. Toplum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde de var o. Örgütlü toplumu yaygınlaştırma ve karar alma sürecine katma diye bir bölüm var. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmeyi de yayacağını vaat ediyor. Sadece Sayın Ağbaba'nın dediği gibi örgütlenmeden korkmamak gerekiyor. Değil mi? Vatandaşlar lazım. Gururla söyleseler keşke. Yani çok şükür diyeceğine yani ne yazık ki dese gururla yaptık. Kapatmak zorundayız artık. Peki, 30 saniye zamanımız kaldı. Bir cümle bir şey söyleyeyim. Bakın bu konudaki ekonomi dışındaki vaatlerimiz de var ki bunu yapıyoruz. Türkiye'nin birleşici gücü diyoruz. Bakın sadece bir örnekle açıklayacağım nasıl bir siyasi parti olduğumuzu. Sadece biz, sadece Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki acı olayların hepsini paylaşabiliyor. Başbağlar'da Cumhuriyet Halk Partisi var. Başbağlar'da kurşuna dizilenlerin, Sivas'a yakınlananların, Uludere'de, Roboski'de bombalananları tek anan, onları kucaklayan, onları hakları savunan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim dışımızda hiçbir siyasi parti üçüne birden gidemiyor. Ahmet Turgut demiş ki bakın çok net. CHP ilk kez başkalarıyla uğraşmayıp kendi projesini ortaya koyduğu zaman kendi gündemi herkesçe konuşulur. Aslında çok doğru anlatmış hakikaten. Bir cümleyle söyleyeyim. Herkes. Biz şimdi hiç AKP ile falan uğraşmayacağız. Bütün Türkiye'de bütün arkadaşlarımız pazar günü itibariyle alanlara indi. Kendi seçim bildirgemizi anlatıyoruz. Herkes kendi işini yapacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsmet abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olasın. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam, güzel bir gün diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.